44 Motovlog'dan herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün yine bir modifikasyon yapacağız. Küçük bir değişiklik yapacağız M-Touch'ta. Dün tekerlekleri boyadım arkadaşlar. Kafa aparatını bulamadığım için bunu sizler için çekemedim. Ama fotoğraflarını koyacağım videoya tabii ki. Boyarken çekemedim sizlere. Hem de aslında çekmek istemedim yandan da. Çünkü aparatı da araştırmadım. Hani bir boyayayım, nasıl duracak, nasıl olacak. Öyle sizinle paylaşayım dedim. Gayet hoş durdu, güzel durdu. Arkadaşlardan da güzel yorumlar aldım. Şimdi ön tekeri birlikte boyayacağız. Bunun için özel bir boya aldım. Hani tekerlekte yapışan, tekerlekten kolay kolay çıkmayan bir boya aldım. Bunu süreceğiz birlikte. Küçük, kaç numara fırçaymış bu bilmiyorum. 2 numara sanırım fırça. Böyle bir fırça aldım. Tam bu aralara girebilecek bir fırça aldım. Bununla boyayacağız. Sizler de bunu kendi motorunuzda uygulayabilirsiniz ama dikkat edin, hani metal boyası falan almayın çünkü tamam tutar kurur ancak motor sürdüğünüzde en fazla bir hafta dayanır çünkü tekerlekten bu kendisini atacaktır bu boya. Alo. O yüzden tabi boya yapmadan önce de benim teker gibi sürüşten geldiyseniz tekerlekteki tozları alın arkadaşlar. Bu aralarda bazen bağlantı yapan pulcuklar oluyor. Onları elinizde çekip alın. Ve boyamaya başlayın. Şimdi şurada anahtarla hemen açalım şunu. Fırçayı çok fazla almayın arkadaşlar. Yarım batırın. Hiçbir zaman tam batırmayın. Sonra bu şekilde. Fırça şu an sert biraz. Onun yumuşaması lazım. Boyayı yedikçe yumuşayacak. Kenarlara taşsın, o sıkıntı değil arkadaşlar. Onu sildikçe zaten kendisi yedirecektir. Fırça çok sert ya. Tiner olmadığı için yumuşatamadım da fırçayı. İnşallah bir an önce yumuşar. Boya iyi bir çözelticidir. Şöyle ben bir şunu yedireyim ya. Fırçanın alışması lazım, yumuşaması lazım. Dün boyadığım için üzerindeki boya kurumuş. Bundan kaynaklı olarak şu an sıkıntı yaratıyor bana. Yani sert olduğu için boyayı da alıp götürüyor bir tarafa. Şöyle. Bu şekilde boyadınız diyelim arkadaşlar. Hem de bu birazcık yumuşasın. Ben peçete kullanıyorum. Bez kullanmadım. Bu şekilde üstünden gittiğiniz takdirde kenarları temizleyecektir. Sadece içinde boya kalacaktır. Hadi bakalım tekrar deneyelim. Yok abi, çok sert bu fırçanın ucu. Neyse bakalım deneyelim, yapa yapa artık alıştıracağız fırçayı. Bayağı zahmetli bir iş aslında. Öyle çok kolay bir iş de biraz uğraştırıcı bir iş. Ama sonucu mükemmel oluyor arkadaşlar. Evet, fırça alışıyor. Yani yumuşuyor. Yumuşadıkça daha da güzel sürecek boyayı. Bundan emin olabiliriz.
bakalım. Bakın gördünüz mü? Kenarlar olduğu gibi siliniyor. Sadece içi kalıyor. Oo, buraya bir şey kesmiş mi? Yok, makine. Fabrikada olan bir şeymiş bu sanırım. Evet. Fabrikada böyle kesecekmiş herhalde. Nasıl bir şey yapacaksa. Çok iz var o şekilde. İsek. Abi Mete'yi satmak sorun değil. Motor bulmak sıkıntı, yani motor seçmek sıkıntı. Hepsini alabilecek gücün olduğu için ne yazık ki motor seçimde Türkiye'de olsak mesela, hani Türkiye'nin az çok fiyatlar belli. İnsan artık cebindeki paraya göre motor bakıyor. Ama burada cebindeki parayla istediğin motoru alabilecek olduğun için onu mu alsam, hangisi daha iyi, hangisi daha güzel? İnsan kararsız kalıyor. İçinizden keşke biz öyle olsak dediğimizi duyar gibiyim. Tek derdimiz bu olsun. Dediğimizi duyar gibiyim. İnşallah gençler, ne diyeyim yani. Evet arkadaşlar, sona yaklaştık neredeyse. Yaklaşık bir saattir uğraşıyorum. Bayağı zahmetli bir iş dediğim gibi. Şu son dokunuşları da yapalım. Sonrasında bitirelim. Boyanın kuruması yaklaşık bir 2-3 saati buluyor. Öyle hemen kuruyan bir boya değil şu an benim kullandığım boya. Tabii sizin kullandığınız boya hemen kurur veya kurmaz, onu bilemem. Lastik için aslında çok çabuk kuruyan, bu yazıları yaptığım gibi çok çabuk kuruyan boyalar var aslında. Ama sipariş verdim onlardan kalem şeklinde, ama kalem bu dişlere girmiyor. Dişlere girmediği için de sıkıntı yaratıyor, yaratmıyor değil. Ve rengi de biraz daha kırmızı değil de, hani ben jantların rengine uysun istedim. Şöyle de göstereyim rengini, biraz daha farklı bir kırmızı, böyle pembemsi bir kırmızı. Yeminle ayaklarım koptu ya. Şaka gibi. Tabure de getirmedim. Gidip almaya da erindim. İlk seferinde tabure getirmiştim. Bu sefer dedim gerek yok. Hadi sefer tabureyi çek. Geri otur. Hallederiz dedik ama baya yoruldum, baya ayaklarım koptu yeminle. Siz tabure almayı unutmayın arkadaşlar. Evet. Bitti gençler, bitti. Nein. Ah net. Şöyle bir de temizleyelim. Şu ortadaki kırmızılıkları hiç takılmayın arkadaşlar. O zaten yolda giderken asfalt onu zımparalar 15 dakika içinde. Asfaltın gücü. Evet arkadaşlar. Şöyle de göstereyim sizlere. Bu şekilde. Arka tarafta böyle. Arka teker zaten bu şekilde oldu. Bence güzel oldu. Sizce nasıl oldu arkadaşlar? Bunu yorum kısmına bekliyorum. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi benim aldığım boya 2-3 saatte kuruyor. Sizin alacağınız boya ne kadar zamanda kurur onu bilemem. Ama eğer geç kuruyan bir boyaysa ve boya hala ıslaksa, bitirdiğiniz zaman da motoru, eğer benim gibi park yerinden, yani park ettiğiniz yere uzaksa, park yerine kadar, park edeceğiniz yere kadar elle götürmeniz. Çünkü
Çalıştırıp hareket ederseniz tekerin hızlı dönüşünden boyaz sağa sola sıçrayacaktır. Yani tekerin sağına sola sıçacaktır. Şu aralardan akacaktır böyle. O yüzden elinizde götürmenizde fayda var. Evet arkadaşlar, bugünlük de bir videonun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, abone değilseniz de bu tür videolardan ve daha güzel videolardan haberdar olmak için kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Ve o güzel yorumlarınızı da arkadaşlar yorum kısmına bekliyorum. Kendinize çok iyi bakın. 44 ailesi, hoşça kalın.